Soğuk ve karlı bir Şubat günü. Televizyon ekibiyle röportaj çekimi yapabilmek için Prilep'i aşarak Kanatlarci köyüne yol alıyoruz. Nereye baksan yalnız düzlük. Derin kış uykusunda bulunan Pelagonya'yı yılın bu mevsiminde görmek ilginç ve güzel bir manzaradır. Birkaç saat süren yolculuktan sonra ana yoldan ayrılıp ondan hiç de farklı olmayan Kanatlarci yoluna giriyoruz. Yol etrafında bulunan kimi çıplak ağaç ve tek tük görünen koyun sürüleri röportaj çekimi için pek uygun zaman olmadığını andırıp yolculuğumuzun sürdürülmesinde sanki ikircimlik yaratıyor bizlerde. Her nasılsa, kötüden sonra iyi gelir denen bir atasözünü hatırlayarak ödevimizin gerçekleştirilmesinde tümümüz kararlıyız bu defa. Yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Böyle düşünceler kafamızda dolanırken birdenbire Kanatlarci'ye yetişiverdik. Köyün merkezi sayılan kültür evi önüne yöneliyoruz. 10 yıl önceleri ziyaret etmiş olduğumuz köyden bu defa Kanatlarci'yi oldukça değişik ve farklı görebildik. Yeni sağlık evi, postane, self servis ve inşa edilmiş olan tüm diğer yapılar köye özel bir görünüm yaratarak aynısında iyi ve güzel bir hayatın yaşandığını belirtiyor. Sırayla başlayalım. Yaşam, standart ve edinimler hakkından bahsetmezden önce ilkin köyün geçmişine göz atıp onun bir tarihini işleyelim.